Ben partiliydim. Partici olmadım. Şimdi de yine bir partiliyim. Particilik yapmayacağım. Belediye başkanlarının particilik yapması milletine zulümdür. Partili olması ise bir kazanımdır. Dolayısıyla bizim o 10 yıllık geçen süreç içerisinde, ki 94'te başlamış benim siyasi hayatım, 94'te Refah Partisi'nin adayı yapılmışım, aday olmamışım. Ve o günden sonra da partili hayatın içerisinde hep oldum. Ama particilik yapmayı kendime asla yakınlaştırmadım ve arkadaşlarımla da hep konuşmam bu yönde olmuştur. Bir aracı amaç haline getirmenin millete zulüm olacağını, böl parçala yut yöntemiyle siyasal ortamda birilerinin millet üzerindeki oluşturmak istediği kamplaşma ve bölme faaliyetine su taşıyıcı olma yolunda farkında olmadan bir elçilik görevi üstlenmiş olacağını hep iddia ettim. Şimdi bizim son süreçte herkesin bildiği üzere niye oradan aday olduğum ithamı var. Biz şimdi açıklanana kadar adaylığımız olmadı zaten. Evet. Sadece niyetimiz olmuştur. Resmi başvurusu AK Parti'nin resmi belediye başkanları üzerinden alınmamıştır. Daha doğrusu adaylık başvuruları ortadan kaldırılmıştır. Ve bu süre içerisinde de ben buradan bütün halkımın bilmesini isterim. Malatya büyük bir şehir, belirleyici bir şehir ve Malatya'nın belirleyici şehrinin de belirleyici başkanlarından biri olduğumu düşünüyorum. Ve 4 aylık geçen adaylığı ve aday olabilecek insanların kendini öne çıkardığı süreçte Bülent Bakan'ım hariç hiç kimseden ne düşündüğümüz, ne yapmak istediğimiz, niyetimizin ne olduğu sorulmamışken, başvuruda alınmamışken, bizim niye orada başka yere gittik diye sorulan sorulara verecek cevabımız var. İbn Sina diyor ki, sanat ve sanatçı kıymet bulmadığı toprakları terk eder. Aynı şey siyasetçi için de geçerli. Aynı şey tüccar için de geçerli. Aynı şey kendini bilen, aidiyet görmediği insan tiplerinin için de geçerli. Şimdi biz değer üretme merkezli bir anlayışımız var ve Arapgir sevdalısıyız. Siyasetimiz Arapgir'e katmak, Arapgir'in gelişimini, bölgesel olgunlaşmasını, bölgesel kalkınmayı tetikleyici hizmet ekolünü kırsal bir model olarak burada yerleştirmek, her anlamda olabilecek potansiyellerini yerel ölçeklerde ulusala duyurmak ve ulusal anlamda da karşılık bulmak üzerineydi. 10 yıl bunu yaptık. Güzel yaptığımızı da düşünüyorum. Çünkü çok sayıda akademik camiadan insanları, heyetleri, çalışma grubumuz yaptık. 700'ün üzerinde akademik camiadan seçilmiş insanlar 10 yıl içerisinde bizimle Arapgir'i çalıştırar, Arapgir'in değerlerini çalıştırar, kültür varlıklarını çalıştırar, tarihini, turizmini, eğitimini, yetişmiş karakterini, paşalarını, endemik çeşitliliğini, tarımını, ekolojisini bir bütün olarak Arapgir'in değerlerini çalıştırar. Evet. Ve kaybolmaya yüz tutmuş, miras kabul edilebilen, binlerce yıldır diye tarif ettiğimiz, hamaset yaptığımız ama o 1000 yıl sonunda ne kaldı diye bir türlü alt alta koyamadığımız şeyi çalıştık biz. Mücerret ve müşahhas ne kadar değerimiz varsa, bunların hepsinin gerek envanter çalışması, gerekse değer ifadesi olabilecek yazılım ve söylem anlamında karşılık bulması için tanıtım faaliyetleri bu süre içerisinde hep yapıldı. Bunu siyasi organizasyonun bir parçası olarak yaptık. Ama gördüğüm bir şey var, hayıflanarak söyleyeyim. Bütün partilerde bu anlamda bir sınıfta kalma becerisini ortak olarak devam ettiriyor. Üreten insanların vitrindeki olan insanlara yenik düştüğü, rakip görüldüğü ve klik bir kafanın, marjinal bir anlayışın, bu makamlarda bunların yeri yok diyen, kendini karar verici kabul eden zayıf insanların, biraz da ekonomik anlamda o makamları çıkarını alet edip
grupsal motivasyonu halk için değil, sadece menfaat için kullanan odaklanmaların Türkiye genelinde, özellikle de Manatya genelinde bir hezimeti söz konusu oldu. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu...